Astrolojinin kraliçesi Nuray Sayar'a hoş geldin canım. Hoş buldum. Ay bugün çok heyecanlıyım. Ben 4 çok yıllık kadar yazılıyormuş. Şimdi e, yarın saat e, Türkiye saatiyle 12'de başlayacak. 13.50'de maksimum seviyeye ulaşacak. Bu 4 saat süren e, tutulma yılın son güneş tutulması olacak. Ama tabii ki e, bazen yılda 4 bazen 5 kez olan ay ve güneş tutulmaları hepimizin hayatında ay bitişlerdir. Ay tutulmaları bitişler ve sonlanmalardır. Bu tutulma öyle bir tutulma ki saplantılı, kaos içerisinde yaşanan ilişkilerin biteceği, sonlanacağı, bir kapının kapı kapanıp yeni bir kapının açılacağı bir tutulma olacak. Senin bitiremediğini, şikayet ettiğin işi, ilişkiyi, mevzu ve konuları hayat senin elinden İstesen de istemesen de alacak sana diyecek ki yürüdüğün yolda sağlam yürü. Ne istediğinin bilincinde ol. Hayatın ikramlarını kucakla. Ben hmm. çok seviyorum güneş tutulmalarını. Öyle mi? Kesinlikle. Her tutulma bir kapıyı açtı. Bir kapıyı kapattı. Kapanan kapılara şükürler olsun. E, hep söylüyorum ya benim e, çok ileri yaşta bir teyzem vardı. Allah rahmet eylesin mekanı Nuru cennet olsun. Yatsın. Bir gün işten kovulmuştum. <gülüyor> Sonra <gülüyor> ağlıyordum. Ay işten kovuldum ne yapacağım diye. Dedi ki bana kapanırsa yağ küpü açılır bal küpü. Hakikaten hayatımda hep bal küpleri açıldı. Ya Nur ne kadar dürüstsün. Ne kadar doğru bir hatunsun sen. Bak, genelde işten kovulunca işte işi bırakmıştım derler. <laughs> Bildiğin işten kovulmuşsun. Bildiğin Ve ne kadar üzgündüm biliyor musun? Yani niye bunu anlatıyorum? Şu anda ekran başında olup da ah vah vah işim bitti. Ne bileyim, e, canım sıkılıyor. Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor diyenler varsa sizden tek bir şey rica ediyorum. Bir şey bitiyorsa yerine en güzeli, daha iyisi başlıyor. Benim hayatımda hep böyle oldu. İnancınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Her biten şeyin arkasında yenilik, güzellik, iyilik, sevgi dolu mutlaka size yarayacak yenilikler oluyordur. O yüzden ne diyoruz? Kapanırsa yağ küpü, ...açılır. Bal küpü. Hadi bakalım... ...bugün hayatımızdaki bal küpleri neler? En ballı burçlar hangileri? Bir gelsin ekrana. Haftanın... ...enlerini sıralayalım mı Nuraycığım? Hemen sıralayalım. Sevgili takipçilerimiz, çok değerli... ...izleyicilerimiz haftanız güzel geçsin. Haftanın enlerinde bu hafta... ...en, en, en. Bak, bak, bak. Aa, şimdi gördüm bunu. Siz ne zamandan beri yoktunuz? Nerelerdeydiniz sevgili teraziler? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Vallahi sizin adınıza... ...benim yüzüm güldü çok çektiler. Ne Hakikaten çektim be çekti. terazi <laughs> çok çektiler. Çok bak o kadar mutlu oldum ki. Ah canlarım benim ya. E, e insan hayatında zorlanmadan, e, problem yaşanmadan ödül olmuyor. Kaç yıllık bir e, delerdi teraziler? Of onlar kendi hatalarıyla birlikte hayatın onları zorlamalarıyla birlikte son 3 yıldır e, bittim, bittim, tükendim durumunu yaşadılar ama artık Değişim dönüşüm zamanı başlıyor. Şimdi geçen hafta da hatta sevgili kız kardeşim meslektaşım Gülay Uman Aloğlu'yla oturduk iki abla kardeş 2023'ün burçlarını hazırladık birlikte. YouTube için çekeceğiz onu. Çekil, muhakkak çekelim. Aa orada Aa, boğalar ne kadar şanslı, balıklar ne kadar şanslı, yengeçler ne kadar şanslı Youtube derken... kanalımızı takip edin. Sevgili Nuray ve Gülay Umanoğlu ile 2023'ü sizlerle buluşturacağız. En şanslı burçları ve teraziler inanılmaz ya, aydınlanma yoluna yıkılsın giriyorlar. Yıkılsın diyorsun. Hakiki yıkılmasın, ilerlesin. <laughs> teraziler, ay çok şanslısınız, çok mutlu oldum. Ay haftanın en şanssızına bak bir kere bir şey söyleme sizde şanssızlık sizde mutsuzluk yan yana durmaz ama bu hafta neden bilmiyorum yaylar olumsuz etkileniyor. Evet biraz zorlanmaları var ama o hep şanslı bir burçtur hangi konuda zorlanırsa zorlansın ayağa kalkar bir diyorsun. şekilde ayağa kalkar ben yayları zümrütü anka kuşuna benzetirim. Bak dikkat et. doğar. Sembolü de ok. Ee, kimler uğraşıyorsa o oku fırlatması an meselesi. Ona göre. Hiç belli olmaz yani. <laughs> o ok size. <laughs> yani bir yerinize saplanmasın. Kal... <laughs> Kalbinize saplansın o ok. Yanlış. <laughs> <laughs> Yayları üzen ondan beter olsun inşallah. Peki gelelim Allah Allah, hepimizin çok ihtiyacı var ama bu hafta maalesef onda toplanmış, bizde değil, onda. Para kimde biliyor musunuz bu hafta? Başaklardan. Çok hiç de sevmezler ya. Hiç sevmezler. <gülüyor> <gülüyor> tutum tutum, yastık altı. Başaklar, bu hafta para haftası. Borç verdin, geri alıyorsun paran yok para buluyorsun. Ne bileyim işsizsin işe giriyorsun. Tabii ki kesinlikle <laughs> şansın dönüyor. Ay başak kolasım geldi. Tabii haftanın en şanslısı teraziyken hadi müjdemi istiyorum. En mutlusu da terazi. Evet. Dünyanın en zarif insanlarına mutluluk da yakışıyor, şans da yakışıyor. Sevgili teraziler haftanız güzel geçsin. Ay çok güzel valla. Haftanın en mut, mutsuzu sevgili yay. Çünkü biliyorsunuz en şanssız da oydu, en mutsuzu da sevgili yay. Haftanın en uyumlu burçlarına bakar mısın? Bak yan yana ne kadar şık duruyor. Haftanın en uyumlu burçları. Güzel. İkisi de ateş burcu değil mi? Ateş, ateş elementi. Tabii. İkisi de ateş. Ee, ama şeydir bak aynı ipte iki cambaz yürümez. Ama bu hafta yürüyor. Ee, normal dedim. Bu hafta el ele verecekler. Bütün setleri birlikte atlayacaklar. Süper. Haftanın en uyumsuz burçları. Eyvah eyvah. Yengeçler ve Yaylar zorlanacaklar. İletişim konusunda ama tabii ki stratejimizi doğru belirlersek zorlandığımız noktaları da toparlayıp düzenleyebiliriz. Evet. Aşkta kim kazanıyor bu hafta? İkizler ve yükselen ikizler. Ta 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 tam. Evet. Aşk sizde bu hafta. Peki bu hafta hani bir şarkı var ya. Aşktan yana şansım yok. Kim? Yay. yay. Sevgili Yay, senin gibi humanist, senin gibi sevmeyi seven, senin gibi aşkı seven bir burç nasıl olur da bu hafta ve aşktan aşkı yana şanslı çok olur. Aşkı güzel yaşar Yay. Yaşar. Çok kutsaldır. İnanılmaz tutkuludur. insanın ee, İnsanın ruhunu zenginleştirir hakikaten. E, hanımlar, e, yakınlarınıza bakın. Yay erkeği var mı bekar ve yalnızsınız? Ya, en güzel aşkı Yay'la yaşarsın. Kesinlikle. Eğlenirsin. Yay ama biraz şey değil midir böyle hafif çapkın falan değil midir? Hayır yay çapkın değildir. Yay ya. ee, şeydir sohbet etmeyi sever. <laughs> Karşısındaki de yanlış anlıyorsa onun bir sorunu yok. <laughs> Sohbet çok sever. <laughs> i̇letişimi sever, sohbeti sever. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela hayatında bir yay erkeği var. Sohbeti, iletişimi çok seviyor. İnşallah. Hangi burçtan kadın daha iletişime kapalı? Bu kadar sohbet etmeyi, sohbet etmeyi seven bir erkeği sevemez? Başak. Daha tutucu değil mi? Tutucu, muhafazakar, düşüncelerinde ve duygularında Daha kapalı kalıplarının dışına çıkamaz. Hı hı. O yüzden hareketli, enerjik, dokunsal, eğlenceli birini istemez hayatında. Peki, sevgili takipçilerimiz, çok kıymetli izleyicilerimiz yeni haftaya başlarken enleri sıraladık. Sormak istedikleriniz varsa, hani burcumla ilgili şu soruyu sormak istiyorum. Acaba Nuray Sayar'ı ne der diyorsanız? sosyal medya hesaplarımız ekranda. Bana ulaşacağınız direkt in Instagram hesabım Nur Viral. Nuray Sayarı çift i ile Nuray Sayarı'ya ulaşacağınız Instagram hesabı. Sevgili koçlar. Neredeydi koç? En uyumludaydı. Sevgili koç bir tablon gelsin. Ay aşkta koçlar yıkılsın. Yıkılmasın ilerlesin. Benim yıkılsın biliyorsunuz şahane. <laughs> Sağlıkta olağanüstü. Para da var. Var. Dağılalım koçlara anlatmaya gerek yok. Her şeyiniz çok güzel çünkü. <laughs> çok güzel. Güzel. Hakikaten güzel bir hafta. Kariyerinizle ilgili sevgili koç dinle. Kariyerle ilgili... Vay vay vay. Anlat Nuray. Şimdi ikili ilişkilerde ciddi adımlar atabilirsiniz. Evlilik Kari... mi? Evlilik ya da evliliğe karar, hazır olma. Hani duygusal ve ikili ilişkide belirsizlikler yaşadıkları konuları aşacaklar. İnşallah. Kariyeriniz, kariyerinizin hayatınızda odak noktası olacağı önemli bir haftadasınız. Sağlıkta bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin demişim. Yani ille bir hastalık olacağı anlamına gelmiyor bu hafta. Şimdi uzun bir süredir işiniz, kariyeriniz gereği... Ee, ve tutulma şimdi yarın sizlerin hayatını nasıl etkiliyor? Özellikle bu tutulma sizlerin borçlar, vergiler, krediler konusunda düşüncesel anlamda zorlayabilir. Yani e, tutulma sizleri krediler, borçlar, vergiler noktasında biraz zorlayacak olsa da ben şunu net söyleyebilirim: Hiçbir şeyin sizi korkutmasına müsaade etmeyin. Yani gözünüzde Parasal konuları ve mevzuları büyütmeyin. Hani deriz ya, e, "Allah'ım ben yarın ne yapacağım?" Allah hiçbir zaman hiçbir kulun "Allah'ım ben yarın ne yapacağım?" dedirtmesin. Çok Amin. zor bir durum. Kimseyi yaşı. gördüğünden geri bırakmasın. Amin. Kesinlikle. Şimdi bir kere yıldığınız, yorulduğunuz, ödemelerinizle ilgili yeni atılımlar, yeni çözümler, yeni çareler bulma konusunda ciddi anlamda başarı yaşayacak. Süper, çok iyi. Ve bu başarı sizi ödemeler konusunda korkuttuğu noktalardan kolaylıkla arınmanıza da etki edecek. Bazı İnşallah. koçlar özellikle fiziksel güzelliklerini yapılandırmak, estetik operasyonlara girmek, görselliğini değiştirmek konusunda yeni kararlar alabilir. Ama Şimdi Mars ve Venüs ameliyatları temsil eder. Şimdi ayın son e, gününde Mars ikizler burcunda gerilemeye başlıyor. Hmm. Yaklaşık 23 Mart'a kadar olan süreç cerrahi alandaki olayları da temsil ettiği için hani keyif herkeder, mecbur bir sağlık sorununuz yoksa. Mecburi bir ameliyat olmak zorunda ve durumunda değilseniz, yani ben çok tavsiye etmiyorum. Hı hı. E, dikkat etmenizi öneriyorum sevgili koçlar. Çünkü e, Mars onların yönetici gezegeni. Yani keyfek eder, Herhangi bir estetik operasyonu yapmayın. Ama sağlıksa mutlaka ya ama doktorunuz ediyorsa yapın. Ama sağlıkla ihmal etmeyin. Doktorunuzun sözünden çıkmayın. Aynı zamanda bu tutulma özellikle borçlarınızı kapatmanız adına inanılmaz sağlam adımlar Ay atacaksınız. Yani bir koçsanız ve maddi açıdan bunalıyorsanız bu bunaltıyı, bu zorlanmayı net ve kesin bir şekilde aşıyorsunuz. Süper. Şimdi bir ilişki yaşamış olabilirsiniz, bir beraberliği noktalamış olabilirsiniz. Eski aşklar ve sevgililer özellikle tutulmadan bir gün sonra yani çarşamba günü hayatta beni aramaz. Terk, et, terk edip gitti bana geri dönmez. Beni istemez dediği diyerek beklediğiniz aynı zamanda da sonunuzun pek bir arada olamayacağını düşündüğünüz kişilerin geri dönüşleri olacak. Özellikle benim sizlere tavsiyem. Şimdi 4 saat sürecek olan bir tutulma 4 yılımızı etkileyecek ya. Şöyle bir düşünün program bittikten sonra Kime öfke duyuyorsunuz? Kimden nefret ediyorsunuz? Yaşadığınız, bitirdiğiniz ilişkiye karşı hala bir nefretiniz, kızgınlığınız varsa nefret de bir duygudur, kızgınlık da bir duygudur, kin de bir duygudur. Tabii. Ama kızgınlığınız bittiyse, nefretiniz bittiyse artık nötrleşmiş demeksiniz. O zaman eğer kızgınlıklarınız varsa lütfen Affedin kendi iyiliğiniz için. Çünkü sonlandırdığınız, bitirdiğiniz ilişkilere duyduğunuz öfke, nefret yeni başlamış ilişkinizin kaderini de değiştirebilir. Yeni başlayacağınız bir beraberliğe de aynı senaryoyu dahil edebilir. Tabii. İsterseniz en iyi kişiyle tanışın, birlikte olun. Ama içinizdeki öfke ve nefretlerden arınamadığınız takdirde bugünkü başladığı, başlayacak dediğiniz ya da yeni başladığınız ilişkilerde o zamanında yaşayıp bitirdiğiniz olayın tekrar tekrar etmesine neden olursunuz. Bugünkü ilişkinizde aynı senaryoyu yaşamak istemiyorsanız bir koç kadını, bir koç erkeği olarak öfkelerinizden, kızgınlıklarınızdan, nefretlerinizden lütfen Arın, arının, diyorsun. kesinlikle arının yarın tutulma saat 12'de başlıyor. Lütfen affedici olun. Haftanın spotu affedin. Hayatı akışa bırakın. Ee, bir de bir uyarın daha var sağlıkla ilgili. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bu çok önemli bir şey çünkü sevgili koçlar ne kadar sürecek onların bağışıklık ee, sistemi ile ilgili üç hastalıklarla hafta kadar etkili olabilir. Ee, ben çok mühim bir şey olacağını düşünmüyorum ve değerlendirmiyorum. Eğer bir koç bir burcu bireyi olarak bir rahatsızlığınız da varsa endişe etmemeye, korkmamaya özen gösterin. Sevgili koç bu hafta güneş tutulmasıyla 4 yıllık sürecin yeniden yazılıyor. Sen kim ne yaptıysa sana affet ve Allah'a havale et. Kimsenin hiçbir şey yanına kalmıyor. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Asla kalmaz. Evet sana da güzel bir hafta diliyoruz. Aşk, para, sağlık seninle olsun. Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi unutma. Boğalar ve yükselen boğalar. Tablomuz gelsin bakalım. Aman aşka bak 5 yıldız. <laughs> Para Güzel ve ama. sağlıkta dikkat dikkat. Valla ben onu Zaten bunu bilmem. Zaten <laughs> gümbür gümbür girecek boğalar 2023'e. Çektim, kahroldum, perişan oldum, hmm. hayatım altüst oldu diyorsan. Zümrüt'ü Anka kuşu misali diyeceksin ki... Hayatım alt üst oldu zannediyordum. Meğerse hayatımın alt üstünden daha güzelmiş. Ay inşallah Nurhan ya. Ya hayatları değişecek bu burçlarının. Ya o kadar güzellikler yaşayacaklar ki senenin en şanslı burcu diyorum. 2023'ün. Samimiyetle söylüyorum. Birçok boğayı evlendirebiliriz. Birçok boğanın yeni iş kurduğunu, markalaştığını, maddi manevi yükseldiğini görebiliriz. Aynı güzel inşallah. Kesinlikle. Neler Bilir. var başarılarına kazançlarına evet. başarı katıyorlar. Aynen öyle ee... ve bu ile birlikte <laughs> plan program yaparken e, akılcıl olmaya e, ve kalıcı olmaya yani akılcı mantıklı olurlarsa Duygularla kalıcı olmaya. Duygularla değil akılla hareket etme Aynen diyorsun. öyle kesinlikle bir de boğaların sağlığına çok özen göstermesi evet, gerekiyor. Ya. Niye biliyor musun? Alerjik etkiler ve konularla alakalı hassas bir süreç geçirdiniz. Bir aydır mahvolmuş. Bak son bir buçuk iki aylık süreçtir. Özellikle bu önümüzdeki on günlük süreçte lütfen boğazınız, ses telleriniz bu alanına dikkat edin. Aynen. Özellikle konuşmayla ilgili. Şimdi sen bir program sunucususun. Ee, senin ses tellerine çok dikkat etmen gerekiyor ki bak yaşadın da sesin kısıldı bir ara biliyorsun. Dolayısıyla bu hafta bunlara özen gösterin. Bu tutulma sizleri eşiniz varsa, e, evliyseniz, bir işiniz varsa ve ortağınız varsa bu alanlarda yaşanan bütün zorlukları çözümleyip sorun olan her şeyi Netleştirmenize yardımcı olacak bu tutulma. Süper, inşallah. Ki zaten tutulma sizin karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Akrep'te mi yani? Akrep'te. Çünkü hı hı. 8 Kasım'da da yılın 2022'nin son ay tutulması Boğa burcunda olacak. Dolayısıyla artık hayatla ve kimseyle hesaplaşmak istemiyorum. Ben beni yoran arkadaşlardan, ben beni yoran işlerden. Ben çevremdeki tembel kişilerden yoruldum bıktım diye şikayet ediyorsunuz ya Artık çevrenizde sizinle benzerliği olmayan hiçbir şekilde size enerji katamayan size güven vermeyen kişileri istemli ya da istemsiz hayatınızda tutmayacak ve barındırmayacaksınız İş hayatınızla ilgili bir iş ortaklığı yapıyorsanız ve geçinemiyorsanız ortağınızla hem fikir içerisinde olacaksınız. Hizmet ettiğiniz alana, sektöre, işe, iş düzeninize ve görevinize ait. Sizi zorlayan koşullardan ve problemlerden ise haftanın ilk dört gününde çalışarak, çabalayarak sorun olan her şeyi hayatınızın dışında bırakacaksınız. Plan ve program yaparken Duyguyla değil, akılla hareket ettiğinizde ise yeni bir iş kuruyorsanız, çok sağlam temelli bir iş kuracaksınız, yeni bir başlangıca adım atıyorsanız da şimdiden yeni başlangıcınıza attığınız adım ile geleceğimi şekillendiriyorumun güvenini, uyumunu ve net bir şekilde huzurunu yaşayacaksınız. Ne güzel valla. Ve sevgili boğalar yükselen boğalar. Sağlam temeller atıyorlar. Ve bu özellikle de e, Merkür'ün de karşıt burçlarına geçmesi, akrebe geçmesi ile birlikte, geçişiyle birlikte ikili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili güçlü yeni başlangıçlar yapabilirsiniz sağlam temeller kurabilirsiniz. Ayrıca Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte arkadaşlarınızla sosyalleşebilir. Hı hı. Şimdi uzun bir süre kim dostum, kim arkadaşım, kim ahbabım, kimi hayatımda barındırabilirim. Kimi hayatımın dışına çıkarmalıyımla mücadele verdi bu adam. Aynen olan. öyle. Hakikaten şimdi az öz Temiz titiz ilişkiler içerisinde kaldılar. Dost sandıklarım növer ne büyük yılanlarmış onu öğrendim. Mesela Aynen bir boğa doğru. olarak söylüyorum. Çok doğru. Ve aynı zamanda hani... Ee, bak. Şöyle bakalım olaya. Arı insanı sokuyor ölüyor değil mi? Akrep de insanı sokuyor ölüyor. İnsana da düşmanlık yapan yine bir insan... Şimdi bir boğaya yanlış yapan herkes... Şu anda... E, şunu göreceksiniz öyle bir haftaya girdiniz ki vay be benim canımı yakmıştı ilahi adalet hmm. beni aldatmıştı ilahi adalet beni kandırmıştı ilahi adalet kim size ne yaptıysa yaşattıysa hani şu anda ne yapıyor demenize gerek yok araştırma yapmanıza da gerek yok. Önünüze gelecek her şey. İnşallah. Hangi konuda kim tarafından üzüldüyseniz, hangi konuda kim tarafından e, enerjiniz emildiyse, çalındıysa... ...o insanların başlarına gelenlerin duymak ve görmek ilahi adaletin sistemine zaten inanan burçlarsınız. Eee göreceksiniz. İlahi adalet tecelli edecek. Aynen öyle bu tutulmayla birlikte. İnşallah. Şimdi sağlığınıza özen gösterin. Ne, neden? Alerjik etkileri olabilir. Büyütmeyin. Haftanın spotu. Ben kendi yolumda güvenle ilerliyorumu net bir şekilde yaşayacaksınız. Evet hiçbir şüpheniz, hiçbir endişeniz olmasın, olmasın sevgili Boğa. Yarınlardan kaygınız olmasın. Zaten yarınki güneş tutulmasıyla 12 burcun kaderi yeniden değişecek ya... ...kader yeniden yazılacak ya sırrı ne diyor... ...ben herkesin kaderini kendi çabasına bağladım. Çok Çabalayacağız. Ne için çabalayacağız? Yolunda gitmeyen işlerimizi yoluna sokmak için çabalayacağız. Bunun için ne yapacağız? Astrolojinin kraliçesi tek yani tek mi? anlatacak. Her Burç için çok önemli tiyolar verecek... Çok kısa bir reklam arası verdik. Reklamların ardından da Nuray Sayar'a 12 Burcu tek tek anlatmaya devam ediyor. Ekranları başına yeni geçenler varsa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni haftanız güzelliklerle de dolsun. 12 burcun kaderi yeniden yazılıyor. Yarın bir güneş tutulması var. Hepimizin hayatını 4 yıl boyunca çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Koçlar için ne dedi? Sana ne yapılırsa yapılsın. Koç süper bir haftaya girdin. Affet. Allah'a havale et. Boğalar için ne dedi? Ben kendi yolumda güvenle ilerliyorum. Allah var, keder yok. Hiçbir şeyden endişe etme. İkizler için ne diyecek bakalım? Tablomuz gelsin sevgili ikizler. İşte tablon geliyor bak. Tablo gibi tablo. Bak, <laughs> bir tek sağlık konusunda uyarı var. Evet. Aşk ve para... Muhteşem. Aslında beden sağlığı ile ilgili değil, kazalara çok açıklar. aman Allah göstermez. Kazalara karşı temkinli, tedbirli ve dikkatli olmaları gereken bir haftada. Bir haftadalar ki geçtiğimiz cuma cuma gününden beri o enerji hakim. Belki yani elinizi, parmağınızı, bacağınızı hiçbirinizi kırmamaya Lütfen özen gösterin. Hı hı. Özellikle aşk hayatınızda çok şanslı ve cesur oluyorsunuz bu hafta. Yani inanılmaz bir cesaret haftası olacak. Çok tatlı anlatıyorsun yani. Cesur oluyorsunuz bu hafta. <laughs> Kariyeri... Tam Nuray Sayar'ı tarzı değil mi? <laughs> ya elim ve benim yapım bu. Çok tatlısın. Ne yapayım ben? Ya hayır o kadar seviyorum ki çok hoşuma gidiyor. senin öyle alayım. Cesur oluyorsunuz bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> Onun için. Onun için evet. İçin için diyemiyorum. Hay Allah'ım, yani o nasıl oturduysa benim dilime. O senin tarzın hayatım, Tarzım, biz seni böyle mi? çok seviyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Kariyerinize odaklanacağınız bir döneme giriş yaptınız. Gözünüz Haydi bismillah. Aydın olsun efendim. İkizler ve yükselen ikizler. Evet, şimdi günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlıkla ilgili, sizi düşündüren konularınızla ilgili net huzur veren sonuçlar alacaksınız. Süper. Sosyal çevreniz bir takım arkadaşlarınızla ilgili yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemine gireceksiniz. Kötü anlamda değil. Hı hı. Yani iş arkadaşlarınızla ilgili soru işaretleriniz varsa acaba Nur'un yorumuyla antin mi kuntin mi şüpheniz varsa. <laughs> hani, antin kuntin işler yapıyorlarsa. Yapıyorlarsa e, doğru insanların çevrenizde toplandığının farkına ve bilincine varacaksınız. Ay, ayrıca e, kariyerinize odaklanırken <laughs> maddi konularda borç konuları da ön planda olacak tutulma ile birlikte bu dönem krizleri net bir şekilde fırsata çevireceğiniz bir haftaya adım attınız. Harika. Hatta bu tutulma sizin iş hayatınızla ilgili önemli kararlar vermek, almak konusunda huzur bulmanıza başarılı sonuçlar elde etmenize de etki edecek. İnşallah. Psikolojik baskılara tahammül etmek istemeyip ani kararlar alabilirsiniz. Özellikle birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ya da yöneticileriniz sürekli emirsel tavır ve davranışlarda bulunuyorlarsa bunu bir psikolojik baskı olarak görebilirsiniz. Tahammüllü olun. Dürtüsel ve tepkisel davranmayın, sesinizi yükseltmeyin. Bu üzerinize kurulan ya da kurulmuş olan baskıların kalıcı değil, geçici olduğunu göreceksiniz. Eğer 4-5 gün sabırlı olursanız, anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız, geçinemediğiniz iş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle de e, ne kadar iyi insanlarla bir arada olduğunuzun, ciddi anlamda yüzleşmelerini yaşayacaksınız. Süper. Ayrıca hem kendinize hem geleceğinize ciddi anlamda yatırım yapacaksınız. Aşk hayatınızda gözünüze kestirdiğiniz kalbiniz boş ve yalnızsınız. Kadın ya da erkeksiniz hiç fark etmiyor. Gözünüze kestirdiğiniz biri olabilir uzun zamandır. Ne hissediyor, ne düşünüyor, benden etkileniyor mu diye kafanızın içerisinde bin bir soruyla bir arada yaşıyorsanız bu hafta tutulma sonrasındaki ilk üç günde cesaretiniz artabilir. İlle senden hoşlanıyorum demesini beklemeyip ben sana karşı bunları bunları hissediyorum diyebilirsiniz. Ee, ve açılma içinizi dış içinizi o, e, duygularınızla birlikte ortaya koyma haftasındasınız. Kalbiniz boşsa açılamadıklarınız da açılacak. Gözünüze kestirdiklerinize yaklaşacak. Gelmesini bekledikleri beklediğiniz kişileri hayatınıza çekecek getireceksiniz. Aşk konusunda inanılmaz şanslı, inanılmaz verimli ve huzurlu bir hafta yaşayacaksınız. Aynı zamanda ee, Kendiniz birçok ikizler, evcil bir hayvanınız varsa, evcil hayvanlarınızın sağlık sorunları yaşaması olası. Bunlarla ilgili kaygı ve korku yapmamaya lütfen özen gösterin. Ne istediğinizin her konuda bilincinde olacağınız bu haftada gelecekle ve gerçekle bütünleşmekten kaygılanmayacak, huzursuz olmayacak, korkmayacaksınız. Aynı zamanda yakınlarınız, kardeşlerinizle aranızda bazı yol ayrımları yaşadıysanız, birbirinizle iletişim problemleri geçirdiyseniz, küslükler ve dargınlıklar olduysa bunların hepsini de bu hafta ortadan kaldıracaksınız. Belki bir yakınınızdan özür bekliyorsunuz. Bu hafta Özür her an gelebilir. Kazalara çok dikkat edin. Haftanın spotu. Hayata dair dikkat enerjinizi ve konsantrasyonunuzu yükselt. Evet. Özellikle kazalara karşı açık olduğunuz bu haftada dikkatiniz dikkat had safhada olsun. Sevgili ikizler haftanız güzel geçsin. Enerjik olun. Yüzünüzdeki gülümseme ve sizin kendini parlatan bir enerjiniz var ya o hep daim olsun. Amin. Bu hafta ikizlere o zaman spotumuz dikkat dikkat diyoruz. Dikkat. Peki. Sevgili yengeçler. Vallahi onlar da e, şanslı. Ben şanslı bu mı? arada e, bu akşam çok önemli bir e, kurum ve kanaldan hem Avrupa'nın en iyi astroloji ödülünü alıyorum. Wow. Yükselen yengeç olarak hem Türkiye'nin en iyi astroloğu seçiliyorum. 10 yıldır bana veriliyor Hayatta bu. Hayatta her şey var izleyicilerinden ve ee, ekibinden. Bir alkışta gelir mi? Teşekkür gelir ediyorum. tabii. Astroloji'ni kreç istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben bunu... Hayatım e, sen ödüllerin hepsinin en güzeline layıksın. Hem izleyicilerime hem okurlarıma en başta Allah'a sonra sana kanalımıza ve ekip arkadaşlarıma borçluyum. E, bunu... Önce Yüce Yaradan'a sonra da izleyicilerimize borçlusun. Evet, Vallahi. kesinlikle. Çok, çok seviyor. Ederim. Herkes seni çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Ve gerçekten bu sevgi seni ödülle taçlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Ne diyelim? Ederim. Çok Yolun, bahtın ederim. açık olsun. Hepimizin. Hep Kız birlikte. Kanana, çatlasın. <laughs> Kadının ayağına taş kayokaya bir hal oldunuz. Ama ona bir şey olmuyor. <laughs> Unutmayın bu, Türkiye'de ki Türkiye'de bir Gülben şey olmuyor. <laughs> Nuray'a bir şey olmuyor. tanırım ve çok severim. Hakikaten o kelimesini ben de kendime slogan yaptım. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Ben olmazsam yapamaz diyenler. Şimdi bitirdim diyenler. Hayır, bana hiçbir şey olmaz. Güven hat safhada. <laughs> Biliyorsun anlatmaya gerek yok. Nuraycığım yengeçler ne yapıyorlar? Sen e, haftaya hafta. ödülle başlıyorsun. Evet. Yengeçlerin ödülü ne oluyor? Şimdi bu hafta bolluk bereket... ...onlarla olacak. Şahane. Aşk hayatınızda kıskanç olmamaya çalışın. Hı hı. Kariyeriniz için önemli bir süreçtesiniz. O sürece giriş yaptınız. Hadi bakalım. Özellikle tutulma, duygusal, flörtler, günlük yaşamınız... ...aşk hayatınız, flörtlerinizle ilgili beklenmedik değişikliklere... E, ...net etki edebilir. Ayrıca yeni... ...hobiler edinebilirsiniz. Belki spor yapan bir bireydiniz. Spor yapmayı bıraktınız. Bu tutulmayla birlikte forma girecek, Allah. spor yapacak, kilolarınızdan arınacak... ...kendinizi fiziksel, görsel, baştan aşağı yeniden inşa edeceksiniz. İnşallah. Hatta belki birçok yengeç kadını, birçok yengeç erkeği... Dün sabah uykudan uyandığında şöyle bir yatakta baktı kendine. Gideceksin, gideceksin, gideceksin dedi kiloları <laughs> için. Dolayısıyla bu hafta hakikaten bak. Yengeç, Nasıl dedi? Bak şimdi gideceksin, ben böyle yaptım. Gideceksin. Uykudan uyandım. Gideceksin, gideceksin, gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Gitmek zorundasın çünkü. Çok güzel. Evet. Ee, özellikle hayatınızda ne fazlalıksa tüm o fazlalıklardan hiç zorluk çekmeden tek 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 arınacaksınız. Bu belki bir ilişki de olabilir. Tabii ki ilişki de olabilir. Fazla kilolar da olabilir. Problemli insanlar da olabilir. Sorun olan her şey olabilir. Yani sizin üzerinizde yük olan, sırtınızda kamburunuzun çıkmasına neden olan ama şimdi yengeç kadınları ve erkekleri yükselen de güneşte de... Ee, İkiye katlanır ama yine kuyruğu dik tutacak ya. Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm diye. E, belinizi büken bütün yüklerden arınıyorsun. O zaman şey gibi sevgili yengeç borcun var, bitecek. Zorluğun ilişkin var, var, sona erecek. Evet, i̇lişkin var, gidecek, değil evet. mi? Seni zorlayan eğer bir ilişkin varsa seni Yoran yıpratan gidiyor. zorlayan. Kilon var gidecek. Sıfırlanacak, bitecek. Oh, Kesinlikle her şey bitiyor. Yani tüm hayatınız yeniden forma girecek. Çok güzel. Öyle bir forma girecek ki bu bir daha kolay kolay bozulmayacak. Yani resmen kendinizin yeniden temelini atacağınız bir haftaya adım attınız. Çok güzel değil mi? Hakikaten hayatlarının temelini yeniden attılar. Bu hafta ve atıyorlar inanılmaz bir yaşam inşası Süper. oluşturacaklar. Ayrıca güneş tutulması aşk hayatınızda olumlu etkileyecek. Mevcut bir evliliğiniz, ilişkiniz, beraberliğiniz ve birlikteliğiniz varsa, bunda uyuşamadığınız noktaları netleştireceksiniz. Artık hmm. partnerinizle kuşku şüphe içerisinde olmak istemeyeceksiniz. Ve şimdiye kadar cesaret edemediğiniz kadar ona karşı cesur olup senin bu 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 durumunu, tavrını, duruşunu beğenmiyorum, sevmiyorum, istemiyorum deme özgürlüğüne sahip olacaklar. Ve aynı zamanda süre gelen bir ilişkileri yoksa yalnızlarsa yeni aşk fırsatları bu tutulmayla birlikte önümüzdeki 6 ay içerisinde ee, yeni aşk fırsatları kapınızı çalabilir ve bu dönem hayatınıza girici e, girecek kişiler ile yer yerinden sallanabilir. <laughs> İnanılmaz büyük aşklar ve evlilikle taçlanabilir. Ay ay. Hayat ve düzen konusunda huzur yaşayabilirsiniz. E, sizin için ruh sağlığı çok önemli. E, ...akli melikelerinizin çok iyi olduğunu fark edecek... ...ruhsal anlamda artık hiçbir yük barındırmayacaksınız. Süper. Haftanın spotu. Yüklerinizi atarak hafifliyorsunuz. Evet. Yani, Not alıyorum ki tekrar evet. edeceğim biliyorsunuz. Yükleri atarak hafifleyen yengeç... ...bir kez daha tekrar edelim. Kilon varsa gidiyor. Borcum varsa bitiyor. İlişkim varsa sona eriyor. Sana yük gelen, tamam mı? Hı hı. Yenilik ve güzellik seni buluyor. Yüklerinden hafifleyen yengeçe bu yeni hayatında mutluluklar dilerken Amin inşallah. Ve uzun zamandan beri onlar da sınavdaydılar. Sevgili aslanlar, hem de öyle bir sınavdalar ki bıktılar, usandılar, mahvoldular, Kahroldular. ama hani derler ya tünelin ucunda ışık göründü artık sevgili hı hı. aslan. Evet hoş geldin yeni haftaya. Güneş tutulmasıyla birlikte kaderinin yazıldığı haftaya. Neler bekliyor aslanları? Şimdi bu hafta sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, iş hayatınızda gerilimlerden uzak durun. Evinizle ve ailenizle daha çok ilgilenmeniz gerekecek, gerekli olan bir haftadasınız, gerekebilir. Başarılı ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızla ilgili. Özellikle güneş tutulmasıyla ev aile yaşamınızda alanınıza çok önem vermeniz gerektiğinin farkına varacaksınız. Belki bir aslan bireyi babasınız ya da bir aslan bireyi annesiniz. Ailevi ilişkilerinizde çocuğunuz yoksa belki bu konuda tedavi görüyorsunuz. Hayırlı haberler alabilirsiniz. Kadınlar hamile kalabilir erkekler baba adayı olmaya sahip olduğunu duyabilir eğer çocuk sahibi olmak konusunda beklentileri olanlar varsa Aslan Burcu olup bu konuda belki mücadele verdiler belki zorluk yaşadılar Ay müjdeli haberleri tutulma ve sonrasında ...alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Şunu söyleyeyim ben de bu arada evlat sahibi olmak isteyenler... E, ...programımızda perşembe günü... ...Türkiye'nin en önemli tüp bebek uzmanlarından... ...operatör doktor Çağdaş Aslanı... ...programımızda konuk edeceğiz. Hocamızın çok başarılı çalışmaları var. Evlat sahibi olmak isteyenler... ...mutlaka perşembe günü bizi izlesinler. Çünkü çok önemli... ...yani vicdanıyla aklı arasında uzun mesafe olmayan bir doktor. Çok seviyorum hmm. kendisini. sizlere aydınlatmak üzere gelecek programımıza. Şimdi... Tutulma bir de aslanları gayrimenkul konularla alakalı etkileyecek. Alım, satım, yatırım, ee, belki uzun bir süredir almayı istediğiniz bir iş yeri... ...ya da bir gayrimenkul bir ev olayınız var. Ama bir türlü parasal konuları denkleştiremediniz ve bu yatırımı yapamadınız. İşte bu hafta tutulma ve sonrasında yatırımlarınız konusunda yapmak isteyip sonuçlandıramadığınız e, var olan tüm işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Belki başvurusunu yaptığınız bir krediniz var. Bir türlü onaylanmıyor. Hı hı. Bunun onaylandığının haberini alacaksınız. Aynı zamanda başarılı ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Kendinize ait bir işiniz, bir düzeniniz varsa iş alanınızı, çalışma kapasitenizi Kazancınızı arttıran düşünceler ile geleceğe yaptığınız yatırımların tek tek karşılığını almakla birlikte Süper. sağlam net sonuçlar elde edeceksiniz. Belki uzun bir süre bir işte çalıştınız, işten çıkarıldınız, beklediğiniz bir tazminat paranız var, alacak mıyım, alamayacak mıyım konusunda mücadele veriyorsunuz, zorluk yaşıyorsunuz. Onu artık alacağınızın haberini de duyabilirsiniz bu hafta. Hı hı. Aynı zamanda işsiz bir aslan burcuysanız, tutulmadan sonraki iki ay sizin hayatınızda çok önemli çünkü işsizlerin iş düzenini oturtması, yeni işlere başlaması, kendi işini kurması, başarılı sonuçlara elde etmesi aslanların gelecekle ilgili kaygı ve korkularını aşmasına neden olacak. Şimdi karşıt burçlarında İki üç günü kaldı. Satürn kendi evinde kova burcunda geriliyordu. Şimdi geçmişten bugüne kendi doğruları, kendi hataları, bildikleri bilmedikleri birçok konuyla sınandılar aslanlar. Şimdi kendileri kendi adlarına iletişim, ilişki, iş, kazanç, gelir, gelir çevresel alanla ilgili kendilerine ait hatalarını fark ettilerse ve bu hatalardan arındılarsa e, yepyeni bir dengeye ve düzene sahip oluyorlar. Ama hala yanlışın içerisinde yanlışların doğru olduğunu savunan bir aslansanız bu tutulma size diyor ki aklını başına al. Doğruyu seç, doğruyu savun, yanlış olan her şeyden arın. Uyandıysanız o gaflet uykusundan kendi geleceğinizi inanılmaz doğru bir şekilde yapılandıracaksınız ama hala yanlışı içinizde bilip doğruymuş gibi savunuyorsanız bu işiniz olabilir, çevresel ilişkileriniz olabilir, yaşadığınız beraberlik olabilir. Lütfen doğrudan yana olmak için nefsinizin asla esiri olmayın. İnsan nefestir. Nefsinin esiri olduğunda Nefis yaşayacağı hayatı cehennem eder. Doğru. O yüzden haftanın spotu nefsinizin esiri olmayın. Evet. Biz zaten bir boyuttan bu boyuta nefes alarak geliyoruz. Bebekken konuşmaya başladık değil mi? Yürüyoruz. Yedi yaşlarımıza geldiğinde nefsimiz olduğunu anlıyoruz. Nefsimizi bizi yönetmesine izin verdiğimizde ne oluyor? Nefes olduğumuzu unutuyoruz. E, nefis bir hayatı cehenneme çeviriyor. Yani nefes olduğunu unutmak ne demek? Böbürlenmek, kibirlenmek, Kibir yapmak, dünyanın senin etrafında döndüğünü zannetmek, bazı insanlara alaycı ve aşağı yukarıdan Allah bakmak. Olsun. Yani e, bunu yapanlar maalesef var. Allah onların yer ve yardımcısı evet, olsun, hakikaten. Ben böyle insan gördüğümde şey diyorum Allah hidayet versin. Amin, amin. Mesela bu kocan da olabiliyor. Tabii canım kesinlikle. Bu karın da olabiliyor. <laughs> en yakındaki insan da olabiliyor. Ya <laughs> kardeşin de olabiliyor. Aynen. Ee, baban da olabiliyor bazen belli evet. olmuyor ki. Allah kötüleri şerrinden korusun. Rabbim onların da kalbine hidayet versin Aynen. hakikaten. Sevgili aslanlar haftanız güzel geçsin. Ne diyoruz? Nefsinizin esiri olmayın. olmayın. <laughs> ay çok özür dilerim. Başaklar ne yapıyorlar sevgili başaklar? ay <laughs> Ay para geldi size bu hafta. Evet. E aşk da var tabii ki, sadece para değil. Ama para alanınız, iş alanınız, gezegenler orayı öyle bir destekliyormuş ki diğer tablo da gelsin. Şimdi şanslı ve bereketli bir <laughs> hafta başaklar için ve yükselen başaklar için bu hafta öncelikle ee, bilmediğiniz alanlara yatırım yapmayın. Sağlığınızda da soğuk algınlığına karşı bu hafta dikkat edin. Şimdi efendim e, güneş tutulması yeni başlangıçları yaşamanıza etki edeceği için neden olacağı için özellikle bu hafta sizlerin yakın çevre ve kuzen arkadaş konularıyla etkile, etkileme konusunda enerji yükleyebilir tutulma size. Nasıl karşı enerji? Enerjiniz? akrabalarınız, kuzenlerinizle ilgili. Şimdi şunu net söyleyebilirim. Ee, yuva, aile ve düzen Başak için çok önemli. Şimdi Başak doğruyu bildiği vakitte kardeşi de doğru yolda ilerlesin ister. Komşusu hı hı. da doğru yolda ilerlesin ister. Herkes yanlış yapmasın, hata yapmasın, doğru yolda ilerlesin ister. Şimdi kendinizi doğruluğu bilmeyen Bilmek istemeyen insanlar konusunda e, yıpratmak, yormak sizin enerji alanınızın tükenmesine neden olur. Birileri sizden bir şey öğrenmek isterse, bu kardeşiniz de olabilir, en yakınınız da olabilir. Şimdi sizden bir şey öğrenmek istemeyen birine bir şeyi zoraki öğretmek, o insanın sizi tüketmesine, yıpratmasına neden olmak demek. Ve onların hayatında... Uygun görmediğiniz bir ilişki yaşanıyor olabilir. Ona layık bulamadığınız arkadaşları olabilir. Uygun görmediğiniz bir evlilikler de seçebilir, yaşayabilir. Size ne? Kendinizi ve enerjinizi değiştirecek olan... ...değişmeyen kişiler için kendinizi tüketerek... ...eyvah demeyin. Hmm, bu hafta öyle bir enerji var. Kesinlikle Başaklarla. böyle bir enerji var. Yani... Ee, diyebilirim ki ben e, tükenme duygular açısından tükenmek istemiyorlarsa, duyguları açısından pişman olmak istemiyorlarsa, hiç kimsenin hiçbir işinize kafanızı karıştırmayın ve sokmayın. Yani bu en yakının da olabilir kocan, Bak, eşin. kardeşin olabilir, evladın olabilir, kocan olabilir. Bir kere söyledin, seni dinliyor mu dinliyor? Dinlemiyorsa bırak. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi küçücük bir çocuğumuz olsun. Eee oğlum elini kapının arasına koyma. Parmağın sıkışır deriz. Çocuk onu anlamaz gider alırız. Çünkü savunulmaya ihtiyacı var. E işte koskoca kadına, koskoca adama elini kapının arasına koyma. Parmakların e, kırılsın da öğrensin diyeceksin orada. Kimi insan var deneyimleyip ders almak Doğru. ister. Kimi insan var sen çok biliyorsun der. Yani başaklar başkalarının negatif Hiç yönleriyle kendilerinin enerjisini hayatlarına, düşürmesinler. Bak hayatlarını başkalarının hayatını için mahvetmesinler ve tüketmesinler. İşiniz, yatırımlarınız, sorumluluklarınız konusunda son derece başarılı ve kazançlı bir haftadasınız. İşsiz bir başak burcuysanız... Hayatınızın fırsat teklifleri önünüze gelebilir. Ya da hayalini kurduğunuz bir kurumdan bir işten teklif de gelebilir. Sadece heyecan yapabilirsiniz. Başlamak istediğiniz iş başlayacak mı başlamayacak mı diye heyecan yapıyorken o teklifler önüne önünüze geldiğinde bu hafta yapabilir miyim? Sorgulayabilirsiniz. Niyet ettiğiniz her şeyi yapabileceğiniz, başarabileceğiniz çok önemli bir haftadasınız. Aynı zamanda aşk, ikili ilişki ve beraberlik konusunda yalnız bir başak burcuysanız ve gönlünüzü, kalbinizi, kıymetinizi bilecek kişiler çalacak. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda soğuk algınlığına dikkat edin. Haftanın spotu. Kendinden başka hiç kimsenin bir işine asla karışma. Bu, bu haftanın en önemli spotu bence. Kesinlikle. E, çünkü başkasının e, negatif yönleriyle sen de yarının gücünü azaltacaksın sevgili Başak. Ne yapman gerekiyor? Bugünün dertleriyle yarının gücünü azaltmaman gerekiyor. Haftan güzel geçsin. Bir de zaten işin çok iyi, bol da paran var. Allah bir de sağlık verdi mi? E bir de e, özel hayatında dertlenmezsen güzel geçireceksin. Kesinlikle. Unutma, e, senin de kaderinin... Dört yıl boyunca yazıldığı gün, yarın güneş tutulması ile beraber hep dua edip güzel enerji yollu ki hayatın güzel geçsin sevgili Başak. Ay sizi var ya uzun zamandan beri bu tahtta görmemiştim. Hakikaten şu anda terazi bence burçların içerisinde ee, tahtta oturuyor. Vallahi yönetmenim bile stüdyoya indi. Dedi ki ya, kendisi de terazi Re ya. Doğru söylüyor. Reklam arasında aynen şunu söyledi. <laughs> Nuray ya bu terazileri bayağı bir savunur oldun. Hayır olsun dedi. ayol Hesaba göre neyi görüyorsam onu söylüyorum ben evet. dedim. Yani ne oldu dedi eskiden teraziler hakkında çok kötü şeyler söylüyordun dedi. Hayırdır şimdi teraziler ne oldu da? <laughs> Öyle bir şey yok tabii ki bizim hayatımızda. Yani senin hayatında helal hiç olamaz çünkü bu işi profesyonel yapıyor. Tabii ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela teraziler için söylüyorum. Nuray Sarı kötü 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 dedi de teraziler de kötü şeyler yaşamadılar mı? Yaşama Yaşadılar. Ne mı? kadar zorlandılar tabii ama ki. artık bit canların bit. benim. Bay bay. Kötü günler geride kaldı. Evet, sona erdi. Sen kral ve kraliçesin 12 burç içerisinde. Anlat kral ve kraliçelerimizi. Evet. Sevgili Terazi, bak neler oluyor hayatında? Şimdi e, sevgili Teraziler, yükselen Teraziler. Hedef ve isteklerinize odaklanacaksınız. Hem de hiç zorluk çekmeyeceksiniz. İnşallah. Aile büyüklerinizle gereksiz tartışmalara girmeyin bu hafta. Aşk hayatınızda önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki yine mi sorumluluk alıyorum ben? <laughs> Aşk zaten emek ister. Aşk zaten Yürek, yürek, ister. yürek ister. Yüreğin yoksa, emek verecek enerjin yoksa aşk yaşamaz. Aynen. Yaşamaya, ya yalnız kal. Yürekli Benim, olanları bekliyoruz. Evet, yüreğin varsa, <laughs> e, gönlün e, aşk istiyorsa o zaman sağlam adımlarla yürüyebilir ve ilerleyebilir İnşallah. Bu tutulma sevgili terazileri finans alanında önemli gelişmeler e, ...yönünde etkileyecek, gündeminize gelebilecek parasal fırsatlar... E, ...finansal açıdan sizi zorlayan, yoran konulara çözüm bulmak... O, e, ...ve aynı zamanda kaygı, huzursuzluk yaşadığınız konuları çözümlemek... ...oh demenize etki edecek ve İnşallah. yardımcı olacak. Özellikle belki evlenmiş, ayrılmış... Belki bir ilişki yaşamış, noktalamış ve bitirmiş, ayrıldığınız, koptuğunuz kişilerle artık kırgın olmak istemiyorum, tartışmak istemiyorum, sorun yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Ama karşınızdaki insana e, bunu bir türlü anlatamıyordunuz ve anlatamadığınız için de ayrıca tükenip ayrıca yoruluyordunuz. E, sizi zorlayan koşulların sona ermesi, e, sizi zorlayan koşulların Tüm koşulların sona ereceği bu haftada sizi anlamakta zorluk çeken, sizi bir türlü dinlemeyen kişilerde anlayabilecek ve dinleyebilecek. Süper. Ve bu durum içsel rahatlamanıza büyük huzur bulmanıza ve ciddi anlamda mutlu olmanıza etki edecek efendim. İnşallah. Maddi konulardaki bütün problemlere çözüm bulacaksınız. Bir daha söyler misin burayı? Maddi mı? konulardaki bütün problemlere çözüm bulacaksınız. Allah'ım bunu 12 burç için de nasip Amin. et. Amin. Ödeyemediğiniz borçlarınız. Amin. Bir türlü üzerinizden atamadığınız sıkıntılarınız gelecekle ilgili korkularınız hayatınızın her alanıyla ilgili ilişkide olabilir arkadaşlıkta olabilir parada olabilir işte olabilir hedef ve gelecek kararlarınızla ilgili olabilir size korku veren korku verirken de sizin enerjinizi emen sizi tüketen konuları kafanızdan hayatınızdan çıkararak hayata bağlanacaksınız ve uzun bir süredir bu kadar derin nefes alamıyordum. Bu kadar kendimi güvende ve huzurlu hissedemiyordum diyen siz teraziler bu hafta nefes almanın huzurunu inşallah şükrünü ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda önemli soru sorumluluklar alabilirsiniz. Örneğin parasal konularından dolayı sürdürdüğü bir ilişki var ama hayatını istediği gibi dengede ...göremediği için evliliği erteliyordu. Ya da uzaklaştırıyordu. Hmm. Sorunları aşınca... E, ...bu hafta... ...evlilik kararı da alabilirsiniz... ...teklifi de alabilirsiniz... ...evlilik de teklif edebilirsiniz. Wow. Alacağınız sorumluluklar... ...hayatınızın düzenini ve dengesini... ...net bir şekilde oluşturmanıza... Süper. ...olumlu yönde etki edecek. E, inanılmaz şanslı bir döneme adım attınız hiçbir şey sizi korkutmasın. Haftanın spotu. Geçmişe değil geleceğe bakıyorum diyeceğiniz önemli bir haftadasınız. Zaten hiçbir zaman geçmişe bakmamak lazım ya. Değil mi? Kesinlikle. Akrepler neye dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Ağacın kurdu içinde olur ya sizin kurduğunuz da bu hafta içinizdeymiş. Güneş tutulmasıyla beraber Sevgili akrep eğer ekran başındaysan ki ekran başındasındır biliyorum sevgili akrepleri. Lütfen YouTube'a e, bu videomuzu koyduktan sonra yorumlarınızı da bırakın altına tek tek hepsini okuyorum. E, bakın burada en önemli şey yakın çevrenizle ilişkilerinize dikkat edin. Ağacın kurdu içinde düşmanlarınız çevrenizde. En tehlikelisi bu. Ay kesinlikle. Dost gibi görünen yüzlerden çok korkuyorum. Be... Çünkü en çok onlar seni zarara uğratıyor. Ya hepimizin dönem dönem hayatında öyle olabiliyor. Ee, çok seviyorsun kardeş yerine koyuyorsun, hayatını paylaşıyorsun. Ee, ama bu hayatta e, çok iyi insanlar da var, çok olumsuz insanlar da var. Kötü demiyorum onlara ben çünkü Allah hepimizi nurundan yarattı, bizi birbirimizle sınıyor. Ben duam şu Allah'ım ne olur bana artık sınav olacak arkadaşımı arkadaş gönderme. Amin. Yani benim en iyi arkadaşım zaten var, az, öz, temiz, titiz. Ee, o yüzden e, Rabbim hiçbirinizi arkadaşlarınızla sınamasın. Bir hadiste e, okumuştum, ee, yanlış hatırlıyorsam özür diliyorum. Münafık insanlar varmış böyle, melek gibi girermiş hayatına, evine. Ortalığı katar karıştırır, bütün münafıklarını bulaştırır gidermiş. Ee, o yüzden ne olur hayatınızda aldığınız insanlara dikkat edin. Münafıklara. Münafıklara dikkat edin. Sevgili Akrep ne diyecek şimdi. Ne bitmiyor bu... anam onların sonu da yok, soyu da yok. Yok valla ama bu kadar kötü mü izleyeceksiniz ya ama ya tabii ki değil. dinozor diye bir hayvan varmış zamanında kalmamış bak. Gün gelecek bu, <laughs> bu dinozorlar da yok olacak. <laughs> ya ya. Her şeyin bir sonu geliyor bu bile bir umut işte. Günün birinde bak dinozorlar yok oldu bu evrende. <laughs> Çok beni. <güldürüyorsun. gülüyor> Sevgili Akrep, yok olsun inşallah hayatında Amin. sana kötülük vermek isteyen o kötü niyetliler, o münafıklar. Ama bu hafta niye dikkat etmen gerekiyor? Aa, şu an yarın bir güneş tutulması var. Sevgili Akrep, ne olur? Senin dört yıllık kaderini belirleyecek. Peki Şş, ne yapman gerekiyor? Şimdi tutulmanın etkisiyle şunu da söylemek istiyorum. Münafıklar genelde benim münafıklarım beni can gözle izler. Siz beni üzemiyorsunuz. Kızmıyorum bile ben, benim bıraktığım münafıklara. Kızmıyorum, özlemiyorum, küsmüyorum, umurumda bile değiller. Çünkü onlar bir hiç. Tamam. Şimdi münafık dediğimiz için hemen bak bak bizi konuşuyor. Hemen üzerine alınmazlar onlar. Bizim münafıklarımıza değil, genel münafıklara söylüyoruz. Tamam, bir de akreplere konuşalım şimdi. <laughs> Senin ve benim münafıklarımı bir kenara bırakıp. Sevgili evet. Akrep, televizyonun sesini aç. Çünkü çok önemli, bak bu hafta akreplerin kaderi yeniden yazılacak. Evet, yakın çevrenizle ilişkilerinize dikkat edin. Aile içi iletişiminiz güçlenecek. Kendinizi geliştirmeye odaklanın derken ne demek istedim? Efendim, tutulma yılın 2022'nin son güneş tutulması ve sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Ve bu tutulma siz Güneş Akrepler ve yükselen Akrepler'e diyor ki: kendi öz değerinizi kendinize verdiğiniz e, önemi ve fiziksel görüntünüz konusunda radikal değişimler yapmaya istek duyacaksınız. Ve kendinizi tepeden tırnağa yenileyecek ve değiştireceksiniz. Bazı akrepler eğitim, gelişim, kariyer konusuna hiç odaklanmadığı kadar odaklanacak. Şehir değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, ülke değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız alanlarda hayrınıza olacak olan yenilik ve değişimler muazzam derecede yeni kapıların size açılmasına ardına kadar açılırken de adeta yaşam yolunuzda başarılı kapıların size açıldığını net bir şekilde görerek hissedeceksiniz. Hayattan ne istiyorum? Ne bekliyorum? Ben nasıl bir gelecek yapılandırmalıyım? Nasıl bir ilişki yaşamalıyım? Beni yükseltecek alanlar neler? Tüm bunları üzerinde düşünüp geliştiremediği, yaşayamadığı, gerçekleştiremediği her şeyi Tek tek gerçekleştireceği bir döneme giriş yapıyor. İnşallah. Özellikle kendi adına muazzam güzel yatırımlar yapacaksın. Belki hayalini kurduğun ama şu an alabilmeye ihtimal veremediğin bir evi alma fırsatına sahip Vay olacaksın. Ay, inşallah. Belki kafaya koyduğun ama o kim ben kim ben kim o kim dediğin bir ilişkiye başlayacaksın. Şu ana kadar yaşayıp sonlandırdığın, noktaladığın ve bitirdiğin... ...belki kandırıldın, belki aldatıldın. Artık geçmişinin geleceğine etkisi olmadığından yüzde yüz emin olacaksın. Bu da hayata daha çok bağlanmalarına olumlu yönde etki İnşallah. edecek ve neden olacak. Özellikle sağlığınız ve saatiniz konusunda... Odaklanmaya özen gösterin. Konsantrasyonunuzu yükseltecek. ...alanlar oluşturun kendinize... ...haftanın spotu. Sevmeye ve sevilmeye... ...hafta boyunca izin verin. Evet. Hafta boyunca izin ver... ...sevgili Akrep. Sevmeye ve sevilmeye çok değersin. Evet. Enerjiniz hep çok yüksek... ...ama bu hafta... ...o kötü enerjili insanlar... ...sizin enerjinizi çalıyor sevgili yaylar. Çok dikkat edin bu hafta. Kader yeniden yazılırken... Sizin kulağınıza bir şeyler fısıldıyor. Peki ne fısıldıyor? Yıldızlar ve gezegenler yaylara ne anlatıyor? Bir görelim. Evet, bu hafta tutulmanın verdiği etki sevgili yaylar, yükselen yaylar. Fazla harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda sözlü iletişime dikkat edin. Kardeşlerinizden önemli destekler alabilirsiniz derken ne demek istedim? Şimdi hepimizin hayatında bir aile birlikteliği var Sizlerin de kardeşleri varsa ya da kardeş yerine koyduğu ailedeki yakın e, fertleriniz varsa onlarla ilgili yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde e, belki destek göremiyordunuz belki yardım göremiyordunuz. ...yakinen sizi desteklediklerini ve yardım ettiklerini net bir şekilde görebileceğiniz bu haftada... ...aile hayatınızda hak ettiğiniz ve yaşamak istediğiniz dengeye, uyuma ve huzura sahip olacaksınız. Özellikle e, bu denge, bu uyum, bu huzur mutluluğunuza da mutluluk katacak tabii ki. Ve bunu hak ediyorsunuz ciddi anlamda ama... E, Güneş tutulması sizlerin biraz kabuğunuza çekilmenize, bilinçaltınızdaki korkularınızın gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Hı hı. Bu durumda yaşam enerjinizi düşürebilir. Ama bu sizi korkutmasın. Yani e, sizler cesur bireylersiniz. Tutulmanın verdiği etki sizlere e, izole olma, e, kalabalıkta olma, kendi içine dön içindeki senin neye ihtiyacı varı hatırlatabilir. Dolayısıyla kabuğunuza çekilmeniz bilinçaltınızdaki korkularınızın gün yüzüne çıkmasına sebep olurken e, yani sevmiyorum bu yorumu ama arkanızdan konuşanları görecek duyacaksınız. Benim yaptığımı yapın. Ben arkamdan konuşanları görmüyorum. Öndeyim. Bana ne? Herkes herkesin arkasından atar tutar konuşur. Evet. Önemli olan onlar gelsin sizin yüzünüze söylesin söyleyebildiğini. Var mı öyleleri? Yok. O yüzden arkanızdan yapılan konuşmaları duyup ağlamanıza, üzülmenize ben bunu hak etmiyorum. Niye beni böyle görüyorlar? Niye beni böyle tanıyorlar? Bırak tanıyan tanısın, gören görsün, söyleyen söylesin, konuşan konuşsun. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Bir de arkamızdan konuşuyorlar. Evet. Yüzümüze konuşmaya cesaret edemiyorlar. Aynen öyle. Bizden korkuyorlar da Allah'tan korkmuyorlar. Aynen ya. öyle. Konuşan konuşur. Arkanızdan konuşanların, arkanızdan söylenmiş e, sözlerin önünüze gelmesi sizi üzebilir ve gizli düşmanlarınız olduğunu da görebilirsiniz. Ve bu durum kesinlikle... Bundan sonra hayatınıza girecek insanların da aynı insanlardan ibaret olduğunu düşündürtmesin size. Bak evet. şimdi hepimizin hayatına yanlış insan da girebilir, doğru insan da girebilir. Komşuluk ilişkinizde de olabilir. Belki birçok yay hanımı, yay beyi, yan komşusuyla küstü. Komşuluk ilişkilerini noktaladı ve bitirdi. Yay hanımı, yay beyi. Yani yay kadını, <laughs> yay erkeği. Lütfen ya. İyi komşu olduğu kadar olumsuz komşu da var. Tabii. O yüzden hayatınıza girecek yeni komşularınızı eski komşularınızla kıyaslamayın. Eğer bu dönem ruhu karanlık insanları görüp yüzleştiğinizde hayatınıza yeni girecek şey bunlar da öyle olur mu derse yeni bir kaderi oluşturursunuz. Yaşayıp bitirdiğiniz her şeyi gelece geleceğe iletişim konusunda taşımak istemiyorsanız lütfen kıyaslamayın. Noktalayın bitirin kimsenin hakkınızda çevirdiği oyunlar, konuşmalar konusunda da ben bana, bana niye bu yapılıyor, bana niye bu söyleniyor diye kendinizi paralamayın, hırpalamayın. Kimsenin iki tane ettiği laf için gözünüze nakıtacağız damlaya yazık. Üzülmeyin bile. Bak yay son derece hür görünür, özgür görünür ama sinsice duygusaldır. Humanist görünür. Hümanist görünür. E program başında dedin ya yayın sembolü ne? Bak ok. Ok. O Ama oku var sana ya, bir fırlatırsa. Sonunda bir fırlatırsa tam fırlatır. Neren oyulur bilemem. <laughs> ben de bilemem. Ben bilemem yani. Dolayısıyla... Yay severse oku kalbine atar. Ha. Sevmezse de. Bilemiyorum artık nereni atar. Layık olan bir yerlerinize saplansın <laughs> ok. İnşallah. Karanlıklı... Yayı izliyorsunuz. Yayı üzenler oku fırlattığında <laughs> neresine layıksa ...orasına saplansın inşallah. Vallahi. Ya kesinlikle. üzülür mü ya? Yay dediğin humanist, sevecen değil mi? Tabii canım kesinlikle. Yaşamına renk katar. Şimdi, Peki yaylar mesela çok zor bir haftadalar ya... ...bu hafta için yaya şey ne dersin? Bak diyorum mesela ki... Şuna dikkat et diyeceğin ne var? Kendini düşün, kendini önemse. Şimdi e, izole olmak istiyorsan ol... ...kimseyle görüşmek istemiyorsan görüşme. Kendi kabuğuna çekildiğinde... ...bir yay kadını ya da erkeği olarak ne istiyorsun? Şimdi sevilmedim diyorsan sen kendini ne kadar sevdin? Bu soruyu sor kendine. Soruyor musun bu soruyu kendine? Hiç sordun mu bu soruyu kendine? Ben çok soruyorum kendime. <laughs> Tekerleme gibi oldu. <laughs> ben vallahi çok soruyorum. Biri bana haksızlık Sordum etti. Sordun mu bu soruyu kendine? Aa, tabii ay kurban olsunlar ne bana. Ne hangi soruyu? Canım benim. Nuray kendini ne kadar çok seviyorsun o. Oh çok tamam, seviyorum yaylar bu hafta bu soruyu mu kendilerine sorsunlar Ay, kendimi seviyorum derken bile tüylerim diken diken oldu <gülüyor> <gülüyor> ben kendime aşığım çünkü seviyorsun kendini çok sen. seviyorum o kadar değerli bir kadınım ki ben Allah beni özene özene yaratmış çok samimi biliyorsunuz vallahi de Siz de öyle yapın geçin aynanın karşısına Ya yarabbim de İster bir 60 boyunda ol, ister bir 90 boyunda ol. Boyum kısa diye üzülme. Arkamdan konuşuyorlar diye şişmansın diye üzülme. Bak şöyle gözlerin içine. Var mı senin gibisi? Be. Haftanın spotu var mı benim gibisi? Evet ya çok zorlanacağım bir haftadasın ama geçecek. Ne kadar sürecek bu zorlu etki? Ee, eğer bu bir haftada çözmezlerse dört... E ...yıl boyunca bu modu ne yaşarsın. Diyorsun? Yaşarlar. Ama sen bu hafta hep aynanın karşısında söylüyor o zaman... ...var mı benim gibisi, var mı benim gibisi. Bu mu çözecek Nuray yani? Aa ikna edecek kendini buna. Aa, i̇nanmıyorum ben böyle şeylere ya. Ay sen inanma. <laughs> Ama böyle bir hakikat var. Biz o kitapları boşuna yazmadık. Bir dakika yani... ...bütün bu dört yıllık kaderi etkilemesi için... ...yayın kendine olan güvenini ve... E, Bak omurganı olduğunu... duracak, dimdik duracak... ...gerçekten güvende olacak... ...kimseye ihtiyacı yok onun... ...nefes alıyorsan umudun vardır... ...tamam tamam mı... ...korkmana gerek yok... ...değer ver kendini... ...sev kendini... ...çok tatlı... İste, ...istenilen istenilen... <gülüyor> <gülüyor> ...peki... ...sevgili oğlaklar... ...ay senin karşında koca bir örnek var... ...evet doğru... ...ama ne bileyim aynanın karşısına geçip... ...ben çok güzelim... ...çok değerliyim... ...bilmem neyle oluyor Tatlım, mu gerçekten... ...bunların hepsi çalışma programı... Doğru. ...şimdi girmiyorsa kafana... Gözlerin içine baka baka. Böyle sana. oluyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> sevgili oğlak, oğlak, oğlak. E, güzelsin bu hafta sevgili oğlak. Güzel. Zaten sen hayatta güzelsin bence. Ay onlar var ya o kadar özeller ki. O kadar doğru bir duruşa Akıl sahipler. Akıl burcu ya. Hii, kesinlikle. Akıl oğlakla kova. Kesinlikle. Şimdi kovalara geçmeden önce bir oğlakları değerlendirelim. Yok şimdi değerlendirelim. oğlak mı kova mı dersek oğlak deriz. Oğlaklar hayatım iki tane, iki kova var. Bir akıllı kovalar, bir deli kovalar. Ben arada kalmışım. Yarı deli, <laughs> yarı akıllı. Baksana, insanlar yeryüzüyle ilgilenirken ben gökyüzüyle ilgileniyorum. İyi ki varsın. Senin bu <laughs> e, gerçekten farklı yönlerini seviyoruz. Senin kendini sevmeni ayrıca seviyoruz. Seni daha çok seviyoruz. Ben seni daha çok Tek seviyorum. Sevgili oğlaklar, e, sizi de seviyoruz tabii ki. Sizi seviyoruz. Ayrıyeten sizin hayatınıza dokunacak önemli tiyolar ve öneriler veriyoruz. Mesela ne? verdiğiniz mücadele kariyerinizi olumlu etkiliyormuş. Sevgili Oğlaklara bu hafta Güneş tutulması ile birlikte en dikkat etmesi gereken yönleri söylersen çok mutlu olurum. Şimdi bu hafta tutulmanın verdiği etkiyle kendinizi gereğinden fazla eleştirmeyin sosyalleştiğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Tabii ki iletişim içerisinde olmak, sosyalleşmek muhteşem bir şey. Bu tutulma, güneş tutulması sizin çevrenizde ciddi anlamda yeni bir yapılanma içerisine girmenize, olumlu yönde etki ederken yeni gruplara, yeni arkadaşlıklara, yeni ...işle ilgili iletişimlere sağlam adımlar atarak giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, kendinizde keşfedemediğiniz, fark edemediğiniz... ...gizli hünerlerinizi ve yönlerinizi de görebilirsiniz. Ve şunu net söyleyebilirim. Kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda da... E, ...daha önce fark edemediğiniz yönlerinizi net bir şekilde fark edebilir ve bu fark edeceğiniz durum ile e, yeni bir yapılanmaya yükselmeye e, adım atabilir kararlar verebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa arkadaş çevreniz sayesinde tanışacağınız birileriyle e, uzun soluklu aşklara ilişkilere adım atabilirsiniz. Yani yalnız bir oğlak burcuysanız, katılacağınız arkadaş ortamlarında tanışıp başlayacağınız arkadaşlıklar aşka dönüşecek. Bu aşklar uzun soluklu yaşanırken geleceği ve istikbali aile olmak, evlilik olmakla sonuçlanabilir. Sosyal hayatınız genişlerken hayatınıza dahil olan Yeni kişilerle de aşklara başlayabilirsiniz. Süper. Önce arkadaşlık, sonra aşka başlayabilirsiniz. Evli bir Oğlak burcuysanız, eşinizle çocuklardan dolayı, aile büyüklerinden dolayı geçtiğimiz haftalarda uyumsuzluk, kırgınlıklar yaşayıp geçirdiyseniz, bugün itibariyle bütün o kırgınlıklardan, uyumsuzluklardan sıyrılabilir ve arınabilirsiniz. Ay, süper. Sadece benim Aile olan, ilişkisi olan, mevcut kurulu düzeni olan oğlak kadınlarına ve erkeklerine uyarım. Boynumuzdaki bugün itibariyle beş gün boyunca emirli asla konuşmayın partnerlerinize. Hmm. Onları hiçbir konuya ve olaya mecbur tutmayın. İlişkiniz zaten dengelenecek. Kırgınlıklarınız, belirsizlikleriniz varsa bunların hepsi sona erecek ve mümkün olduğunca zarif olmaya, kaba olmamaya, hayatınızdaki kişilere baskı kurmamaya, hiçbir konuya ve olaya mecbur tutmamaya özen gösterdiğinizde ilişkinizin geleceğini saygı, sevgi konusunda yeniden yazacaksınız. Harika. Belki çevre değiştirmeye karar vereceksiniz. Ee, ev taşıyabilirsiniz, kiralamaya çalıştığınız, bulamadığınız bir ev varsa o evi de bulabilirsiniz bu tutulma ve sonrasında. Süper. Komşunuz, çevreniz, her şeyiniz değişebilir. Yaşayacağınız yenilikler ise size ayrı huzur, ayrı mutluluk verebilir. Sağlığınız oldukça iyi haftanın spotu. Değişen şartlar kendinize duyduğunuz güveni arttırıyor haberiniz olsun. Evet, o yüzden güveninize güven katın. Şartlar size yenilik ve güzellik getirecek. Kovalar. Güneş tutulması ile beraber kovaların üzerine bir güneş doğuyor mu? Ay, Yeni çok bir iyi bir dönem. Kovalar parlayacakları bir evet, girdiler, değil mi? Evet, gerçekten öyle. Bir görelim diğer tabloyu da. Şimdi Evet. Güneş yani kendi burcu kova olanlar, yükseleni kova olanlar tutulmanın enerjisiyle bu hafta fazla seçici ve titiz olabilirsiniz. Sorumluluk almak, başarılı olmanız, sorumluluk almak başarılı olmanızı çok kolay sağlayacak. Tanımadığınız kişilerle tartışmalara girmeyin. Hı hı. Mümkün olduğunca özellikle tutulmanın verdiği etki ve gezegenlerin kombinasyonu kariyer alanınızda majör değişimler yaşamanıza Güzel fırsatlar yakalayıp elde etmenize olumlu yönde etki edecek. İnşallah. Yani okuyan bir kova burcuysanız eğitiminizle ilgili majör fırsatlara sahip olabilirsiniz. Çalışan bir kova burcuysanız kariyerinizle ilgili güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. İşsiz bir kova burcuysanız yeni bir iş, hayatınızın fırsatı elde edebilirsiniz kendiniz bile kendinizden beklemediğiniz çalışma performansına aynı zamanda başarısına sahip olabilirsiniz. Özellikle yurt dışı ile ilgili ülke değiştirmeyi planlayan, düşünen kova burçları varsa... Bu tutulma onların hayatında yaşadıkları yerden başka bir yere taşınma, yerleşme, yurt dışı ile bağlantılı bazı projeler içerisinde yer alma fırsatları da elde etmelerine etki edebilir. Müthiş. Her ne olursa olsun, ne yapıyorsanız yapın, kariyer alanında... Bir devri bitiriyorsunuz, yeni bir devri başlatıyorsunuz. Belki bir devri bitirecekler sizin için, yeni bir devri başlatacaklar sizin adınıza. Bir devir bitti kabul edelim diyorsun. Aynen öyle. Her ne olursa olsun, sizin kariyerinizde inanılmaz bir döneme giriş yaptınız. Süper. Kendinizi geçmişle alakalı zorlayan birçok sorundan, problemden arındırdığınız için. ...şansınızın değiştiğini fark edeceksiniz. İnşallah. İkili ilişki, aşk hayatınızda ise e, özellikle yaşadığınız mutlulukları... E, ...partnerinizle yaşadığınız uyumsuzlukları, mutsuzlukları aranızda çözümlemeye... ...başkalarıyla sorun olan hiçbir şeyinizi çözümlemeye kalkmama, kalkışmayın. Yani sorun neyse partnerle aranızda çözümleyin yan komşunuzla, alt komşunuzla, akrabanızla, hı hı hı. ahbabınızla, iş arkadaşınızla, partnerinizle aranızda size ait problemleri çözümleyemezsiniz. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, bunu kendi içinizde, partnerinizle beraber çözümlemeye özen gösterin ve sorumluluklarınız o kadar çok artacak ki artan sorumluluklar çalıştıkça çalışmanıza, yorulmak nedir bilmemenize, ilerledikçe ilerlemenize olumlu yönde etki edecek. İnşallah. Ve birçok kova bu dönem kendinden yana yaptığı ve yapacağı işlerde elde edeceği sonuçlar ve başarılarla kendinden söz ettirecek. Girdiğiniz her ortamı bir sahne gibi göreceksiniz. Işıklar yandı ve ben fark edildim, ben görüldüm ...enerjisiyle yaşayacaksınız. İnşallah. Yaşam enerjinizin yükseleceği bu dönemde... ...etkileyici bir auraya... ...sahip olacaksınız. Bu durum herkesin sizi konuşmasına... ...olumlu yönde etki ederken... ...şansınıza şans katacaksınız. Bir tek... E, ...yükselen maddi... ...imkanlarınız... ...yükselen enerjiniz ve auranız... ...insanız biz... ...nefis oyunlarına... ...girmenize etki edebilir. Özellikle lütfen... ...haftanın son üç gününde... ...kibirlenmemeye... E, ...nefisi... E, ...dengenizi... ...dengelemeye... E, ...böbürlenmemeye... ...özen gösterin. Haftanın spotu. Konsantrasyonunuz yükseliyor... ...başarılarınız artıyor. Ve sevgili balıklar sıra size geliyor. Balıklara geçmeden önce küçük bir uyarım var. Bana şimdi Instagram üzerinden çok yazdınız. Ee, bekarlar kısmetleri açılsın ve ne bileyim aradıkları mutluluğu yakalasınlar Tutulmaya diye çok bir, güzel bir ritüel. ritüel vereceğim. <laughs> şimdi onu söyleyeceğim. Nuray Sayar'ı biraz sonra tutulmayla ilgili bir ritüel yapacak. Yarın tutulma var ya bu tutulma 4 yıllık kaderimizi belirliyor ya. Bekarlar, ev almak isteyenler. Kısmetim rızkım açılsın diyenler ekran başında kalın. Sizin için çok güzel bir ritüel hazırladı biraz sonra. Evet. Sevgili balıklar, sevgili balıklar. Tutulma sizi nasıl etkileyecek? Kader yeniden yazılırken sizin çabanızla neler değişecek? Diğer tabloyu da getirelim. Evet, bu hafta yarın yaşanacak olan tutulma. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Öncelikle başlıklarımız konusunda sizi nasıl uyarıyor? İsteklerinize odaklanın. Hukuki konularla ilgilendiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Ama hiçbir konuda asla korkmayın. Maddi konularda arkadaşlarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi bir arkadaşınız işte olabilir, sosyal çevrede olabilir... E, ...zora düşmüş olabilir, zamanında borç para vermiş olabilirsiniz... ...almakta zorluk çekebilirsiniz ya da birileri sizden bu dönem borç para istiyorsa... vereceğiniz paralar size e, kısa vadede değil uzun vadede dönecektir ama dönecektir... ...yani birilerine para kaptırdım diye korkmamaya, maddi açıdan kandırıldım, dolandırıldım diye ürkmemeye... ...mümkün olduğunca özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Aynı zamanda şunu net gösteriyor tutulma sizlerin hayatınızda. Ee, aile ve yuva alanınızda yeni bir yapılanmaya sahip oluyorsunuz. Ee, belki bir balık kadını, bir balık erkeğisiniz. Ee, evliliğinizi noktaladınız. Hukuksal ya da noktalamaya, sonlandırmaya karar verdiniz... ...bununla ilgili zorlayıcı bir süreçten geçiyorsunuz... Ee, ...gelecek konusunda korku yapıyor olabilirsiniz... ...bu korkular... ...kesinlikle sizi... E, ...endişeye, huzursuzluğa sürüklemesin... ...çünkü... E, ...bitirdiğiniz hiçbir şeyin bu dönem sonlandırdığınız aşkında, da... ...evliliğin de kayıp olmadığını bitir bilin... ...bitirdiğiniz ve noktaladığınız ilişkilerin kayıp olmadığını gönlünüze yerleştirirseniz o kadar sağlam, o kadar güven veren bir daha aklıma gelmezdi aşık olacağım. Bir daha aklıma gelmezdi güveneceğim. Bir daha aklıma gelmezdi birine inanabileceğim diyen bir balıksanız eğer, bu dönem yalnızsanız, hayatınıza girecek kişiler ile bir ilişkiye güven duymayı bir kadına güven duymayı, bir adama güven duymayı deneyimleyeceğiniz aşklara ve ilişkilere adım atacaksınız. Süper, yani gördüğünüzü daha... dolu dolu dolduran, elinizi tutup hiç bırakmayacak olan Aynı güzel. ilişkilere ve aşklara adım atacaksınız. Kesin menet. Çocuklarınız varsa onların konularıyla, işleriyle ilgili Artan sorumlulukların sizi endişeye sürüklemez, e, Sizi endişeye sürüklemesin. Aynı zamanda uzak mesafelere, yolculuklara çıkmaya hazırlanın. Yurt dışı bağlantılı işlere, aşklara adım atabilir. Belki dışarıdan biriyle Ay. tanışabilirsiniz. Başka bir ülkeden bir aşk fırsatı çıkabilir. Ani evlilik kararı alabilir, evlilik kararıyla ülke değiştirebilirsiniz. Ağzından bal damlıyordu. Ve aynı zamanda yüksek öğrenim adına e, beklenen, düşünülen, istenen, arzu edilen bütün işleri tek tek sonuçlanacak. Peki evli balıklar mesela evliliklerinde problemler, e, şeyler yaşıyorlarsa, Partnerleri sorunlar? Partnerleriyle aralarında yarım kalmış, tamamlanamamış, sonuçlanamamış konuların üzerinde titiz düşünüp çözümlemeye özen göstersinler. Bir de evli bir balık burcuysanız... Ee, bebek haberi alabilirsiniz. Ay inşallah. Ee, ama bebek ve çocuk düşünmüyorsanız çok dikkat edin bu tutulma sonrasındaki 3 ay boyunca. Lütfen temkinli ve dikkatli olun. Ee, bir aile düzenine sahip bir balık burcuysanız eşinizle çocuklarınız varsa ya da çocuğunuz varsa bir ya da birden fazlaysa onların çocuklarınızın hayatında olup biteni karı koca arasında tartışmaya dönüştürmemeye ee, sorun olarak gördüğünüz her şeyi ebeveyn olarak, anne baba olarak çözümlemeye, evlatlar yüzünden didişmemeye, kavga etmemeye, işte bir balık erkeğiyseniz eşinize bu kız senin yüzünden böyle oldu deyip suçlamamaya, e, bu oğlan senin yüzünden böyle oldu diye eşinizi suçlamamaya, nedenler koymamaya, suçlamamaya dikkat etsinler. Evliler çocukları yüzünden birbirlerini... Suçlama olasılığı çok yüksek ama tamam. suçlamayı bırak yapmazlarsa keyiflerine diyecek bir şey Hiç yok. Yani inanılmaz uyumun dengenin e, net olacağı bir süreçteler. Ayrılma kararı almış olanlar, dağılanlar, ayrılacak olanlar ise dönüp dönüp geriye bakıp hiçbir pişmanlık duymamaya, hukuksal konularla ilgilenirken temkinli tedbirli olmaya. ...imzalayacakları evraklara ve kağıtlara çok dikkat etmeye özen göstersinler. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda da sindirim sistemine, e, yemeğe, içmeye çok özen gösterin. Kilo almamaya dikkat edin. Haftanın spotu. Dur, spotu vermeden önce bir şey söyleyeceğim. Maddi konularla arkadaşlarınıza sorun yaşayabilirsin diyorsun Alma ya. Alma verme dengesini en başta Boş dedim mu? ya. Heh. Verdiyseniz geri dönmeyecek diye korkuyorsanız korkuyorsanız o para geri dönecek ihtiyacı olan birine para vereceksiniz. Uzun vadede almayı bekliyorsanız korkusuzca verebilirsiniz. Evet. Bir de hukuki konularla bir sürece girdiler. Olumlu sonuçlanır mı? Onlar adına faydalı olur mu? Mücadele verecekler ama başarı elde edecekler. Bu da onları düşündürmesin ve kaygılandırmasın. Yani e, mücadele verdiğiniz konuda bu işi başaramam diye düşünenler varsa... Umutsuzluğa so kapılmayın. İnşallah sonuç güzel olsun. Sevgili balık, aşkı sorduk, işi sorduk. Evet. İşsizler için önerilerim var mı? İşsiz balıklar için? E, i̇lerleme, yükselme, yeni işler, yeni keşifler elde edecekler. Ve spot. Haftanın spotu. Ne yaşarsan yaşa umutsuz olma. Ne yaşarsan... Yaşa. Ya da ne yaşadıysan yaşa. yaşadın. Yaşadın bitti. Umutsuz olma. Umudu olmayanın yarını olmaz. Olmaz. Çünkü. Hep umudun olsun. Şimdi kaçırdım ve izleyemedim diyenler ekran başındaysa... ...sevgili koçlar sizin için şöyle bir uyarı var. İkili ilişkilerde ciddi adımlar atacaksınız. Kariyerinizde dönüm noktası olabilir. Uyarı nerede burada? Mesela bir iş bitebilir... Onun için üzülme çünkü yeni bir kapı açılacak. Ne dedik? Açılırsa kapanırsa yağ küpü, açılır bal küpü. Sevgili koç çok dikkat et bu hafta. Ee, çünkü biten bir olay seni çok üzebilir ama bu senin hayrına olacak. Ve bu hafta bağışıklık sistemini güçlendirmen gerekiyor. Affedici ol, Allah'a havale et. Bu hafta senin spotun bu. Sevgili Boğa, başarılarınız, kazançlarınız artıyor. Plan ve program yaparken kalple değil, duyguyla değil akıllı hareket etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Ben kendi yolumda güvenle ilerliyorum diyen sevgili boğa bu hafta güneş tutulmasından karlı çıkıyor. Sevgili ikizler hoş geldin yeni hayatına. Aşk hayatında çok şanslı ve cesursun. Kariyerine odaklısın. işine, rızkına, kısmetine rızık katacaksın. Çok başarılı işlere imza atacaksın. Bir de üstüne üstelik Kazalara karşı bu hafta dikkatli oldun mu? Değme keyfine. Sana verdiği spot neydi? Aman dikkat. Aman dikkat. Kazalara karşı sevgili ikizler dikkat. İkizler ve yükselen ikizler. Sevgili yengeç hoş geldin bolluk bereket haftana. Borç ödeniyor. Hayatında seni üzen ilişki bitiyor. Kilolar gidiyor. Evet. E daha ne olsun sevgili yengeç? Aşk hayatında kıskanç olmamaya çalışırsan kariyerinle ilgili de önemli bir süreçte olduğunu düşünürsen bir de üzerindeki yükleri atarak hafiflersen güneş tutulması 4 yılını olumlu etkileyecek. Sevgili aslanlar, sevgili aslan iç hayatında gerilimden uzak durmalısın. Neden? Çünkü bu hafta seni bazı olaylar hani derler ya gerim gerim gelecek. Çok dikkat et. Evinle ve ailenle daha çok ilgilenmen gerekiyor bu hafta. Başarılı ticari anlaşmalar yapabilirsin. Spotun neydi? Sevgili Aslan sakın nefsinin esiri olma. Bu hafta nefsinin esiri olacak sevgili Aslan. Yarın gerçekleşecek güneş tutulmasında çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir dedi Nuray Sayar'ı verdiği spotta öyleydi. Nefsin esiri olma. Sevgili Başak hoş geldin yeni haftana bolluk haftana bereket haftana çünkü bu hafta bolluk ve bereket senin için var ya da sen bolluk ve bereket için varsın. Bu hafta inanılmaz bir haftaya girdin. Bilmediğin alanlara yatırım yapma. Sakın bolluğun, bereketin var, param da var deyip yanlış adı yatırımlar yapma. Hüsrana uğrarsın. Soğuk algınına karşı çok dikkat et. Kendinden başka kimsenin derdiyle ilgilenme. O bunu dedi bu bunu dedi, o bunu yaptı. Bak, kimseyi düzeltemeyeceğin bir haftadasın. O yüzden bolluğuna, bereketine, işine odaklan. İkili ilişkilerde değiştirmeye çalıştıkların senin sınavın olabilir. Dikkat et. Peki ya sevgili Teraziler? E Terazi için ne diyelim? Terazi bu haftanın zirvesinde. Terazi bu hafta burçların en tepesinde. Yani kral terazi, kraliçe teraziler için söylüyoruz. Hedef ve isteklerinize odaklanıyorsunuz. Aile büyükleriyle gereksiz tartışmalara girmemeye özen gösteriyorsunuz. Bir de aşk hayatınızda önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Bir de taşıyamayacağınız sorumlulukları almayın ki ağzınızın tadı bozulmasın. Sevgili teraziler sizin spotunuz neydi hemen onu da söyleyelim. Geçmişe değil geleceğe güvenle bakıyorum. Sevgili akrep aman dikkat sevgili akrep güneş tutulmasında dedik ki bana bir şey olmaz deme ağacın kurduğu içinde olur. Sana bu hafta çok şey olabilir çok dikkat et çünkü en yakınından hainlik görebilirsin bu hafta. Peki ne yapman gerekiyor? Aile içi iletişimini güçlendirmen gerekiyor. Düşmanlarını iyi gözlemlemen gerekiyor. Bir de bu hafta kendini geliştirmeye odaklanman gerekiyor. Sevmeye ve sevilmeye sen çok değersin. Bunu sık sık kendine tekrar et dedi Nuray Sayar'ı verdiği spotta. Sevgili yay, yaylar yaylar, ah yaylar. Bu hafta gerçekten zor bir hafta sizin için. Fazla harcamadan kaçın. Aşk hayatında sözünü dikkat, sözüne dikkat et. Kardeşlerinden önemli destekler alacaksın. E, Valla yay, bu hafta ne yaşarsan yaşa, sana kim ne yaşatırsa yaşatsın dedi ki Nuray Sayar'ı Aynanın karşısına geçti ki var mı benim gibisi? Benim gibisi yok. Şükür İyi en büyük nimettir. Evet, bu hafta e, yaylara spotun her şeye şükretmeniz gerekiyor. Şükür en büyük nimet. Oğlak. Verdiğin mücadele artık bitiyor. Kariyerin olumlu yönde etkileniyor. Kendine gereğinden fazla <laughs> eleştirde bulundun bu zamana kadar. Oğlak, bir de iş ve özel hayatına çok eleştirel yaklaşır her şeye. Ama haksızlık etme kendine. Sen her şeyin en iyisine layıksın ki bu hafta öyle bir hafta. Bir de sosyalleşeceğin bir döneme giriyorsun. Değişen şartlara güven. Çünkü değişen şartlar güvenine güven katmaya devam edecek. Kovalar bu hafta seçicisin, bu hafta titizsin. Sorumluluklar e, seni başarıya götürecek. Sorumluluk almak sana iyi gelecek bu hafta. Tanımadığınız kişilerle tartışmaya girmeyin. Bir de konsantrasyonunuzu güçlü tutun sevgili kovalar. Sevgili balık isteğine odaklan, iste dile. Çünkü bu hafta güneş tutulması var ve güneş tutulması hepimizi etkileyecek. Bunu olumluya çevireceğiz. Nasıl yapacağız? Sevgili balık hukuki konularda aklına taktığın konular var. Merak etme sınavın zorlu ama kazanacaksın. Maddi konularda arkadaşlarında sorun yaşayabilirsin. Borç verme, borç alma ne bileyim o ilişkilere girme. Ne yaşarsan yaşa umutsuz olma. Sadece balıklar için mi? Tabii ki değil. 12 burç için de bu böyle. Peki güneş tutulmasının yaşandığı bu haftada Nuray Sayar'ı iş kısmetimizi, aşk kısmetimizi, enerjimizi, rızkımızı, bolluğumuzu, bereketimizi arttıracak çok önemli bir ritüel verecek. Umarım herkes ekran başında. Aynayla duruyorum ben. Evet. Aynı, Ritüelimiz geliyor. Söyle bana en güzel kim? Sensin <gülüyor> Nuraycığım. <gülüyor> Tabii ki aynayı almasın nedeni o değil. Ritüel. Ne Kesinlikle? yapacağız? Şimdi yarın saat e, 12'de bu bir ayna bir kırmızı Keç ya da turuncu keçeli kalem alıyoruz. Niyetimizi yazıyoruz. Aşk mı? E, evlilik Hı. mi? Para mı, iş Para mi? Para mı? Neyse. Şimdi örnek veriyorum. E, ben sağlık diyorum. Bolluk. Başarı. Aşk. Aşk. <laughs> 8, 8, 8, 8. Bütün aynanın etrafına 8, sonsuzluk yazıyoruz. Bildiğiniz duaları da okuyoruz. Aynayı da bir gösterelim. Bakın. Dur görebiliyor muyuz Hüseyin? Ee... 888 yazdık. Sağlık, bolluk, bereket, başarı, aşk. Sizinle olsun canlarım. İstiyorsanız aşkı en başa da yazabilirsiniz. Tabii. Kim ne istiyorsa Kim artık. Kim ne istiyorsanız. <laughs>